İstanbul Esenyurt'ta yöresel ürünler alanında hizmet veren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi Şehnaz Ünsal'ı ve firmayı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ben Şehnaz, Denizliyiz, Denizli'nin güney ilçesindeniz. Ben burada yaşıyorum. Ailem her hafta oradan ürünlerimizi getiriyor. Pazar günü taze toplanıyor, pazartesi burada oluyor. Onun dışında yaz dönemi 2-3 ay ben de sürekli onlarla gidip geliyorum. Bu ürünleri hazırlamak için, diğer kurulukları hazırlamak için, yöresel ürünlerimizi yapmak için. Onun dışında da bütün kışım hep burada geçiyor. Burada ürünlerimi satıyorum. Kendi bahçelerinde ürettikleri ürünleri uygun saklama koşullarına göre hazırlayıp yöresel tat sevenlerle buluşturan Şehnaz Ünsal'dan ürün çeşitlerini öğreniyoruz. Yani burada şöyle başlasam, biber salçası, domates salçası, acı biber salçası, tatlı bebek tarhanası, normal acılı tarhana, kuru patlıcan, kuru biber, bunların kuruları. Ondan ziyade yine yazın kendimin kazanda, odun ateşinde hazırladığım sebze konserveleri, normal domates konservesi, menemenlik konserve, soslar. Yani reçeller, birçok zeytinler, yani hepsi kendi ürünümüz. Hatta şu anda annem hala orada zeytinleri yapıyor, zeytinlerimizi yapıyor. Ondan ziyade hala tarhana yapımımız devam ediyor. Ki bu mevsimde yapılan tarhananın lezzeti çünkü daha lezzetli olur. Kesinlikle öyle. Sıcakta yapılmasından ziyade. Yani biz burada doğal ürün, şöyle bir şey var. Aslında organik diye bir şey yok. Eski ürünler var. Eski geleneklerimiz. Çünkü bizim orada insanlar yaş, yani ölüm, 80... Eski ve sağlıklı ürünler aynen, var aslında. Aynen, eski tohum. Eski tohum. Önemli olan bu. Mesela dışarıda bizim sattığımız domates, salatalık, biber, tüm yeşillikler, diğer patlıcanıdır, biberlerdir, meyvelerdir. Patatesinden soğanına kadar. Bunların hepsi eski tohum. Bizim amacımız burada. Biz GDO'suyla oynanmış ürünleri değil, biz eskiden ata tohumlarımızın devamlı ürünlerini veriyoruz. Zaten bunları burada alan müşterilerimiz, ben sadece burada satış yapıyorum bu arada, internetten bir satışım yok. Ama şu burada alanlar biliyor, biz değil, ürün konuşuyor. Geliyor, alıyor bu hafta, haftasına zaten o geliyor, tadını alıyor çünkü. Ürünlerim, şöyle diyeyim, burada bunlar közlemelik. Közleme. Bunların birer birer hepsi odun ateşinde közleniyor, temizleniyor, kavanozlanıyor ve kavanozlanmış bir şekilde odun ateşinde vakumlama yapılıyor. Menemenlik, içindeki biber de domates de çiğdir. Direkt bunu açıyorlar, kavuruyorlar ve direkt yumurtalarını kırıyorlar. Bamya en zorlarından biri közleme ile birlikte. Çünkü bunların ayıklaması, yapması gerçekten çok zor. Yine hepsi açıyorlar, soğanlarını kavurup bunu koyuyorlar. Güya hani etli yapacaklar, etini pişiriyorlar, bunu koyuyorlar. 10 dakika daha. Taze fasulye de yine aynı o şekilde. Sade domates konservem var, o da aynı şekilde. Çiğ içindekiler. Yani bunların gerçekten yapması zor. Ama biz işimizi seviyoruz, yapıyoruz. Ben burada yemediğim hiçbir ürünü satmıyorum. Burada gördüğünüz her şeyi ben de tüketiyorum. Annem de tüketiyor, babam da tüketiyor. Bütün ailecek hepsini kendimiz de yiyoruz. Ya asıl güven burada. Peki biz bu alanda baharatlarımız da var. Baharatlarımızı saklarken nelere dikkat etmeliyiz? Baharatları saklarken özellikle hani İstanbul için dersek nemli bir bölge. Bunları özellikle buzdolabında saklamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü burada nemli olduğu için onların kurtlanma olasılığı fazla olur. Ondan ziyade bozulma olasılığı, böceklenme olasılığı fazla olur. Buzdolabında saklamaları daha uygundur baharatları. Yine burada ben tarhana için de aynısını diyorum. Buzdolabınızda saklayın diyorum. Çünkü burası nemli hava. Yani göğerme derler bizim orada, göğerir derler. Yani iyi olmaz. Buzdolabında daha iyi saklanır yani. Denizli'de kendilerine ait çiftlikte ürünleri yetiştirdiklerini ve üretimden hazırlanışına kadar her şeyin kendilerine ait olduğunu dile getiren Şehnaz Ünsal, taze sebze, meyve, peynir, yumurta, tavuk gibi ürünlerin bulunduğunu da sözlerine ekliyor. Bizim Denizli Güney ilçesinde bir çiftliğimiz var. Bütün ürünleri zaten orada hazırlıyoruz. Bu yaş olarak bunların hazırlanması, bunların kurutma aşaması, bunlar çok önemli. Bunların mevsimi, zamanı çok önemli ve bunlara katılan malzeme çok önemli. Yani yine aynı şekilde burada ürünleri tarlada nasılsa yine o ürünlerle hepsini yapıyoruz. Onlara çok dikkat ediyoruz. Süt ürünleri de var.
Burada koyun peynirinden keçi peynirine tutun. Haftalık taze kesilmiş kuru yulum tavuğuna kadar. Hepsi haftalık geliyor. Ha bunlar yani bunlar, ürünlerimiz hepsi sürekli taze bir şekilde geliyor ve her hafta devir daim ediyor. Ha belirliler dışında. Ha kurular onları katmıyorum ama onun dışı süt ürünleri olur bu, zeytinler olur bu. Ondan ziyade kesilmiş tavuğundan tutun siz. Her yumurta, köy yumurtası da getiriyoruz. Zaten haftasına kalmaz. O sürekli zaten bitiyor. Her hafta geliyor ve bitiyor. Biz yaz kış dolaba domates koymayız. Bir tepsiye döşenir. Çürümez, hiçbir şey olmaz. Sadece nasıl desem hafif bir buruşma yapar ama tadından da hiç. Çünkü dolaba koymamızın sebebi tadının bozulmaması için. Yöresel doğal ürünler alanında faaliyet gösteren firmanın gelecek hedeflerini Şehnaz Ünsal'dan dinliyoruz. Yani şöyle bir şey var, tabii ki çok eksiklik çekiyoruz. Kardeşim, babam şu aralar destek oluyor. Genelde yaz dönemi çok gelip gidemiyor çünkü bahçede çok işlerimiz oluyor. Ama kardeşim her hafta benim 630 kilometre yol geliyor. Ve 630 kilometre gidiyor, şehir içinde dolaştığını daha söylemiyorum. Yol çok uzak. Diyorlar ki neden haftanın diğer günleri de taze sebze meyveden yok? Olması mümkün değil, bizim yolumuz çok uzak. Çünkü her pazar günü o ürünler toplanıyor, kasalanıyor, hazırlanıyor, yükleniyor. Çocuk 7-8 saat bazen trafiğe bağlı 9 saat 10 saat yol geliyor ve hiç uyumadan dinlenmeden burada birlikte satış yapıyoruz ve bu salı günü geri dönüyor. Yani benim ama internetten neden satışın yok diyorlar, biz yetişemiyoruz. Buradaki müşterimize çok şükür. Ha istemez miydik? Elbette ki isteriz. Ama ben şöyle de bir tercihim var. Birebir müşterilerimle, birebir insanlarla tanışarak satış yapmayı. Buraya geliyor ben onlara tattırıyorum. Onlara tarif veriyorum nasıl yapması için. Yani burada birebir satış yapmayı daha çok seviyorum. İnternet işine zaten onu şu anda bizim Denizli'de de çok fazla yapanlar var belli ilçelerde. Allah onların da yardımcısı olsun. Ne güzel. Böyle şeyler yapmak. Ben yani kadınların bu şekilde çalışmasını zaten çok seviyorum. Ve bizim Ege kadını da zaten çok çalışkandır. O da ayrı bir şey. Onun için ilerleyen zamanlarda elbette ki buradan başka bir yer yine imkanımız olduğunda yetişebildiğimizde elbette ki açmak isterim. Bir şube daha açmak isterim yani.